Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Bakanlığımız, ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kaynağında sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2611 olmuştur. Sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022'de Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda kahraman ordumuzun büyük özveri ve gayretiyle zapta kilit kapatılmış, Irak sınırımızın tamamının emniyeti sınır ötesinden tesis edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama tarama faaliyetlerine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir. Pençe Kilit bölgesinde bugüne kadar icra edilen operasyonlar ve hava harekatları neticesinde toplam 1128 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede teröristlerin döşediği 3146 mayın el yapımı patlayıcı temizlenmiş, 1317 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 948'e ağır silah olmak üzere 2408 muhtelif silah ile 900 bine yakın farklı tip ve cinste mühimmat ele geçirilmiştir. Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 186 şahıs yakalanmıştır. 790 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 5'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.127, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 90.479 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya da devam etmektedir. 21 Kasım'da Bangladeş'in, 22 Kasım'da Ukrayna'nın Ankara Büyükelçilerini kabul eden Sayın Bakanımız, 25 Kasım'da Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreterini makamında ağırlamış, 26 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığımızın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştır. Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler 2024 yılı uygulama planı kapsamında 26-28 Kasım tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet Yunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etmekte, iki ülke harp okulları arasında karma voleybol müsabakası yapılmakta, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir heyet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret etmektedir. Yine söz konusu plan kapsamında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet 2-3 Aralık tarihlerinde Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza ziyaret gerçekleştirecektir. Ülkemizin davetiyle Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek ek adımları ele almak üzere 5+5 ortak askeri komisyon heyetini bugün bakanlığımızda ağırlıyoruz. Nihai amacımız tüm kurumları ile birlikte hareket eden Birleşik Bir Libya'dır. Bu kapsamda Birleşik Libya anlayışı zemininde desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız. Değerli basın mensupları, bölgemizde şiddeti tırmandıran İsrail, Gazze'de kadınları ve çocukları öldürmeye devam etmektedir. Bugüne kadar 45 bine yakın Filistin'in ölümüne sebep olan İsrail'in süregelen bu saldırıları karşısında alınan kararların yetersizliği görülmektedir. Uluslararası toplum, acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması yönünde kararlı davranmalı ve zorlayıcı tedbirler almalıdır. Lübnan'da ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor, varılan ateşkesin kalıcı olması ve benzer uluslararası girişimlerin Filistin'de de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes sağlanması için yoğunlaştırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmaktadır. Müşterek çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Aksaz Muğla'da Türkiye-Azerbaycan ikili SATSAS, NATO kapsamında
temel deniz harp nevilerine ilişkin usulleri denemek amacıyla İtalya'da Adaptive Interaction, müşterek harekatta görev yapabilme kabiliyetini arttırmak maksadıyla Türkiye, İspanya ve Norveç'te Steadfast Dagger tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Yine NATO kapsamında Estonya'da siber savunma ile İstanbul'da On Guard bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan Kanada Deniz Kuvvetlerinden devralınacak ve 4 Temmuz 2025 tarihine kadar Deniz Kuvvetlerimiz tarafından deruhte edilecek NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'nin komuta devir teslim töreni 3 Aralık'ta Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda icra edilecektir. Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait Kurbe gemisi tarafından 22-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilmiştir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Oriku ve Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Planet gemileri tarafından 24-27 Kasım tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilmiş, Kanada Deniz Kuvvetleri'ne ait Charlottetown ve İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru Cristobal Colon gemileri 30 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyareti yapacaktır. NATO Daim Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 görevi kapsamında 22-24 Kasım tarihleri arasında Suda Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştiren TCG Akçakoca Mayın Avlama Gemimiz tarafından 29 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında aynı liman ziyaret edilecektir. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Bangladeş Deniz Kuvvetleri'ne ait Sankram Korveti tarafından 23-27 Kasım tarihleri arasında liman ziyareti yapılan Mersin'e, Endonezya Deniz Kuvvetleri unsuru Diponegro gemisi tarafından 16-29 Kasım, İtalya Deniz Kuvvetleri'ne ait Luigi Rizzo tarafından ise 24-28 Kasım tarihleri arasında liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. 26 Kasım'da güvence tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından uçuş görevi yapılmıştır. NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nca arttırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamında yarın Romanya hava sahasında icra edilecek mukabil hava harekatı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanacaktır. 18-24 Kasım tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ev sahipliğinde 11 ülkenin katılımıyla Antalya'da düzenlenen 1. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Açık Askeri Kickboks Şampiyonası'nda takım tasnifinde 6 birincilik ve 1 ikincilik kupası ile ferdi tasnifte 14 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalya elde ederek şampiyon olan TSK Kickboks takımımız ile 21 ülkenin katılımıyla Ermenistan'da düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Güreş Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan TSK Spor Gücü Güreş Milli Takımımızı bir kez daha kutluyoruz. Mütemadiyen geliştirilen yerli ve milli savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün arttırmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Sungur füzesi ile orta menzilli tank savar silah sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 yılı teknik sınıflarda uzman erbaş temini başvuruları 18 Kasım 6 Aralık, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne sözleşmeli personel temini başvuruları 28 Kasım 28 Aralık, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı muvazzaf assubay adayı temini ile en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı bando sınıfı muvazzaf assubay adayı temini başvuruları 26 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında yapılabilecektir. Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilen tüm görevleri dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirme irade ve kararlılığındadır.